Geç. Evet, anam bismillah. Şu herifin şu itme huyları. Koy. Evet, hazırız. Salondan başlayacağız. Planınız ne? Önce salon. Salondaki planınız ne? He, salonda önce perdeleri atıyoruz makineye. Tamam. Halıları kaldırıyoruz. Tamam. Sonra koltukları süpürüyoruz. Sonra camlara giriyoruz. Örümcek ağları ne oldu? Örümcek ağlarını süpürürken alıyoruz işte. He. Peki vitrinin içindekileri ne yapacaksınız? Yıkayacak mısınız yoksa tozlarını mı alacaksınız? Tozunu alacağım, nefes almasını sağlayacağım. Bütün her yerin tozunu alacağım, sileceğim. Eğer çok kirliyse, yıkanması gerekiyorsa yıkanacak. Kadir, bu tip tütün kullanılan evlerde içeriye sinen kötü kokuyu biraz olsun gidermek için ne yapmalıyız? Perdeleri yıkarsak biraz rahatlar mıyız? Duvarları silersek ancak bu koku geçer. Evin tavanı bile etkilenmiş tütün dumanından. Tavanına baksana, o şeye nasıl sararmış içinden. Evet. Göbek taşı bile. Vitrinin üstü çok önemli. 3... 2, 1, başladı. Başla. Haydi bakalım. Salon özellikle vitrini temizlemesini bekliyorum. Baksana nasıl kırt ediyor, halının yünü gitmiş artık. En sevdiğim halı. Bak bak, Beyhan bak 20 şuralarda. 20 bin lira vermiş, sevmez mi? Şuralarda hala yumuşak yünleri var, nasıl parladı bak. Hakiki koyun bu. Halıları silmesine gerek yok. Halılar yani çok kirli. Yıkanması gerektiği için silse de bir fayda etmez. Dur bir dakika. Dur az dur Beyhan, az düz açayım. Ha. Kadir, seyirciye sırtını dönme. Ama şimdi seyirci... Ola beynime kan gidecek, bırak. Allah aşkına. Ya bak işi gücü oyuncak. Lan. Böyle yat. Dikkat et, mikrofon batmasın sırtına. Nasıl süpüreyim? Elimi hep sürdü pis halılara. Kalk da yüzünü dön. Ya... Her yerimi... Sırtını dönme diyorum sana. Beyhan çabuk hadi. Uyuma Kadir, şuna işimiz var. Ev kirli olduğu için koltukların yüzünü alsa yeterli bence. Koltuklara takılmayacağım, halıya takılmayacağım, duvarlara takılmayacağım. Ama vitrin olsun, cam olsun, mutfak, banyo olsun, onlara takılacağım. Salonda camları tabii ki silmesini bekliyorum ama camlar bayağı bir kirli. Kadir şu akanlara bak. Görüyorum sık. Bak ne kadar güzel, önce camın kabasını aldı durusuyla. Dünden tecrübeliyim. Dün mü öğrendiniz? Önceden bilmiyor muydunuz? Hayır canım, tabii ki biliyordum da dün eleştirince daha çok dikkat eder olduk. Yani aslında ilk günü almayarak şanslı oldum bir yerde. Beyhan hep ilk günü istiyormuş, ilk gün yarışmak istiyormuş. Sonradan eleştirmek daha kolay olur. İlk gün yapayım, rahatlayayım, ondan sonra yardır Allah. Aynen. Sonra herkese döktür. Haklı, haksız mı yoksa yani? Gerektiği yerde haklı. Ha, gerektiği. Şimdi insanlar diyecek ki, demek ki Beyhan bütün hafta eleştiri yapmak için istemiş. Hayır canım, ne münasebet. Ben kimsenin karmasına girmek istemiyorum. Ha, bence sen dedikodu sevmiyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Evet, dedikodu biz kimsenin alanına girmiyoruz. Biz bilgi alışıyoruz. Sosyal mesafe dahilinde biz dedikodumuzu yapıyoruz. Tabii ki, kesinlikle. Beyhan demek istiyor ki haftanın başına temizliğimi yapacaktım, herkesin ağzını kapatacaktım zaten. Ondan sonra ben konuşmaya başlayacaktım. Aha, neyse şimdi, her konuda şanslıyım. Ne gibi? Her konuda. Şu balkonu gördükten sonra hala aynı fikirde misin? Tabii ki aynı fikirdeyim. Yani top taş çatlasın, bir saatlik işi var oranın. Peki. İstersen ekstradan. Şimdi cam bir siliyorsun. Saat vereyim. Şimdi camı siliyorsun. Evet. İzleyenlere şöyle bir anlat. Silemiyorum, izin vermiyorsa ki süreni durdurdum. Allah'ım ya. Süren durdu. Bak, o süreye yetişmezsek efendim. Hayır, yetişir. Gel bak sen. Şimdi camı silerken izleyenlere bir anlat. Arkadaşlar camın önce kabası alınır. Arkadaşlar camın önce kabası alınır. Çerçevesinin eğer durumuna göre, kirine göre yağ sökücü sıkılabilir. Ha. Rahatlıkla bol sıkın. O zaten akıp gidiyor böyle rahatlıkla. Evet. Ne diyelim ona akarken? Derdimiz, kederimiz. Aynen, elem, keder, fiş. Bir kova suyla kabasını aldır. Ondan aynen. Sonra bir kova suyla da temiz suyla kurulayarak geçeceğim. Peki bu plastik doğramaları ne zaman kremleyeceksin? Kremlememe gerek yok. Yağ sökücü sıktım. Beyazlığı da gerek yok diyorsun. Tamam, tabii ki. Peki. Üstler falan çıkar mı sence kremsiz? Çıktı işte, bak. Beyhan Hanım, hadi bir yapın da görelim. Bak tatlım, bak canımın içi, bak. Al. Kara kaşlım, kara gözlüm, gördün mü? Bak çıktı, tamam, okey. Ama normalde mutfak için aynı şeyi söyleyemeyiz. Tabii, illa bir kremlemek lazım. Kremlemek lazım illa bir. Bak bunun kabasını almış, ne kadar güzel görüyorsunuz. Kabasını mı aldınız yoksa bitti mi o? Değil mi? Bitti tabii ki, ne zannediyorsun? Yatıyor muyum arkadaşım ben? Buraya yatmaya mı geldim? Kadir. Kadir, yoksa eksik kalmış bir yer mi gördün? Gel gel gel. Tatlı kız seni. Arkadaşım olur. Bir saniye bu. Ama ben işte bu kadar oyalanırsam öbür taraflar kalacak. 4 saatim var biliyorsun değil mi? 4 saatim var da gözün ölmüyor. Tornavidayla ona girmen kaç saniyeni alır? Bir şey diyeceğim bak. Tamam kabasını aldım. Tamamen sileceğim. Kabası mıymış? Kabasıymış. Biri vardı dün bir tek rakibim Kadir Bey diye. Sen miydin kızım? Ben demedim. Ben tek rakip Kadir'i görüyorum ya. Ben. Eda'ya bak. Tek rakibim Kadir. Ben bu yarışmaya onun için geldim. Baktım, izledim. Gerçekten çok iyi temizliyor. Sen de kendime rakip bir tek Fikriye'yi görüyorum dedim ama... Ha. Fikriye'yi de artık görmüyorum. Gözlüklerim yok. Şimdi tornavidayla bu aralara girmemiz lazım. Tamam, gireriz. Yoksa sen bu camı ayna gibi de yapsan finalde açacaklar. Camın oluklar duruyor. Diyorsun. Çok önemli. Aynen. Tamam. Senin için söylüyorum. Tamam. Peki. Tamam. Şimdi sen o camı silmeye devam et. Ben bu koltuğu süpürdüm, şu koltuğu süpüreyim. Ondan sonra vitrine geçeceğim. Benim camlarım çamurluydu, epey bir kirliydi. Beyhan o yönden daha şanslı. Büyük olmasına rağmen camları tek silmeyle belki 2 çıkabilir. Oo, araları bak bak, araların üstüne göster bak. Alt aralarına nasıl alt çıkıyor sıva. Süre kısıtlı arkadaşım, ne yapalım? Ver tornavidayı, ver tornavidayı az ver bana bir. Dur bakayım bir saniye. Şöyle önce köşeyi aldım. Aldım. Evet. Dediğim gibi zaten bak hep bunların içine bir şeyler dolmuş. Aldım. 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 Şuradan da soktun. Şu kenar var ya. Evet. Heh. O kenardan. Çıkarttın onu da. Kadir sonra ben yaptım diye şey yapma. Hayır canım, şu anda gösteriyorum. Sen yaptın. Bak zaten hemen geldi. Gördün mü? Çünkü ben yaptım. Nasıl canın almasın? Benim yaptığım işi finalde ben yaptım diye anlatma diyor. Bak nasıl tanıyor seni. Aa! Beyhancığım aşk olsun. Araya fitne sokuyor Kadir'cim lütfen. Ama sen attın lafı ortaya. Onun kulağına sen kaçırdın suyu. Beyhan Hanım, Kadir'i ne kadar zamandır takip ediyorsunuz? Kadir'i çok eskiden tanıyorum. Hatta ilk tanımaya başladığımda arkadaşlarım bana dedi ki boş insan takip etme dedi. Vallahi onu diyenler şimdi görsünler. Şimdi dün akşam da bana mesaj atmış. Anam diyor benden 24 kişi takip ediyormuş. Meğer adama herkes takip ediyormuş. Gördün mü? Ya. Camlar çok kirli değil. Üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İnşallah Burcu gibi ilk başta yağ spreyi sıkmaz. Şimdi koltuğa gireceğiz. Haydi o camlardan çık şimdi yavaş yavaş. Bir dakika, şurayı kremlemem gerekiyor. Burası çıkıyor bak. Krem. Bakar mısın? Bak tatlı. Zaten az önce çıktı ya orası. Tornavidayla alınca hiçbir şey kalmadı ki orada. Şurası tornavidayla. Sadece şurayı kremledik. Hep Kadir bize temizlik öğretecek değil ya. Biraz da siz mi ona öğreteceksiniz? Buraya krem lazım Kadir'cim. Bacım bildiğini paylaş, saklama. Ben sana sakla demiyorum zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.